Haber Dairesi'ne hoş geldiniz. Biraz önce teknik bir arıza yaşadık. Beni tanımamışsanız bile konuğumu kesin tanımışsınızdır. Ve neler konuştuğumuzu da çok merak etmişsinizdir. Toplanın, yeniden başlıyoruz. Şimdi karşımızda Konya'nın en çok sevilen, en ünlü fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Mehmet Portakal var. Hocam tekrar hoş geldiniz. Merhabalar Fatma Hanım, hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız hocam? İyiyiz, hamdolsun. Bu hafta güzel haberlerle inşallah haftayı tamamladık. Aşılar başladı. Yağmur geldi bereketiyle. İnşallah güzel haberlerle devam ederiz. Daha güzel Yeni olmasını yılla umuyoruz birlikte belki. hepimize her yönden güzel ve bereketli olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Hocam aşı oldunuz mu? Tabii aşı oldum ve olmasını öneriyorum. Çünkü bu durumlardan bizim kurtulmamız ve bir an önce herkesin işine odaklanması, ailesiyle birlikte sağlıkla, huzurla inşallah yola devam etmemiz için şu an ilk iş aşı olmak görünüyor hakikaten. Ortamda gerçek somut bir rahatsızlık var, bir virüs, bir enfeksiyon var. Bunun bir an önce temizlenmesi için böyle zamanlarda da aşılama çok önemli. Bu ta eskiden beri Osmanlı geçmişimizde de mevcut. Yapılmış, yapılıyor. Tüm dünyada da yapılan işlemler. Ve şu anda da işin uzmanları hakikaten görüyorsunuz çevremizde. Bas bas bağırıyorlar. Bunu bir an önce temizlememiz lazım. Enfeksiyonla uğraşan sağlık profesyonelleri başta olmak üzere herkes önce aşı diyorlar. Biz de aşımız olduk. Ekibimizle birlikte, çalışan arkadaşlarımızla birlikte inşallah insanlara daha iyi hizmet vermek, sağlıkla bir şey, hayatımıza devam etmek için de muhakkak öneriyoruz. İnşallah hocam. Herkesin en çok merak ettiği konu. Aşıdan sonra bir sıkıntı yaşadınız mı? Yani bir yan etkisi oldu mu? Sizi rahatsız eden bir durum yaşadınız mı? Yok, aynen yola devam ediyoruz. Yani bazı hani duyuyoruz Evet. işte haberlerden, ekranlardan da ya da olan arkadaşlarımızın hafif bir kırgınlık, hafif bir ateş falan olduğunu ama bizde bir şey olmadı. Aynen hiç normal hayatımıza devam ettik. Ne güzel hocam. Şimdi aşı konusunu konuşmuşken özellikle Konya için gurur verici bir gelişme var. Evet. Türkiye'nin RNA tabanlı ilk aşısı Selçuk Üniversitesi'nde çalışılmaya başlandı ve çok ciddi bir noktaya da gelindi. Bu çalışmayı yapan değerli bilim insanlarıyla siz geçtiğimiz günlerde de bir araya geldiniz. Evet. Özellikle Konya'nın bu gururunu ben yine sizin gibi insan sağlığına yıllarca hizmet etmiş bir insandan yeniden dinlemek isterim. Ondan sonra sorularımıza tekrar geçelim. Peki Fatma Hanım, hakikaten önemli bir konu. İşte hep tartışılıyor hangi aşı daha önemli, RNA aşıları ya da ölü virüs aşıları gibi. Hepsi tabii ki amacımız ne? Bu virüsü bir an önce ortadan kaldırmak. Bu mRNA aşıları da bu alanda önemli. Bir an önce yüksek sayıda bizim aşı elde etmemiz ve insanlarımızı bağışıklığını sağlamamız ve virüsü temizlememiz gerekiyor. O yüzden ülkemizde de bu çalışmaların yapılması ve bunun Konya'da yapılması, bu haberlerin, güzel haberlerin Konya'dan gelmesi, kendi arkadaşlarımız tarafından işi ciddiye alan, seven, insan sağlığına değer veren, hakikaten hepsini bildiğimiz ekip bunu geliştirmesi ve Türkiye'de bunun bir öncüsü olması bizi de çok mutlu etti. İnşallah yaza Türkiye'nin kendi aşısı da mRNA aşısı da üretilmiş olacak. Öyle bir takvim görünüyor. İnşallah zaten aşılamalar başladı. İnşallah yaza doğru şöyle iki bayramı bir arada yapacağız diye ümit ediyoruz. İnşallah hocam. Şimdi koronavirüsten konu açılmışken, şimdi geçen hepimiz aslında dünyanın 100 yılda yaşadığı bir şeyi tanık olduk. Ve sizin kaderinizde bir sağlık çalışanı olarak böyle bir şeye tanık olmakmış. Eminim çok yoruldunuz. Çünkü çok fedakarca çalıştınız. Ben yakinen biliyorum. 10 aydır birçok insanın öncelikli olarak koronavirüse yakalanmaması için gayret ettiniz. Öncelikle bu çalışmalarınızda biraz bilgi sahibi olabilir miyim? Çünkü siz koruyucu hekimliği çok önemseyen bir doktorsunuz. Fatma Hanım, zaten yıllardan beri biliyorsunuz bizim amacımız hastalandıktan sonra onun tedavisi yanında tedavi edici hizmetler veriyoruz ama insan sağlığı çok kıymetli. Peygamber Efendimizin de hani hadisinde belirttiği gibi buyuruyorlar ki insanoğlunun iki önemli nimeti vardır ki içindeyken kıymetini bilmez ama kaybedince onun ne kadar büyük bir hazine olduğunu, değer olduğunu bilir. Bunun biri sağlık, biri zaman. Biz de sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Sağlıklı bir şekilde hayata nasıl devam edebiliriz? Hastalanmadan
Hayata nasıl devam ederiz? Fiziksel, zihinsel, ruhsal olarak iyilik halimiz nasıl sürer? Bunun çalışmaları içerisindeyiz. Şimdi dünyada görüyorsunuz işte tamam maske, mesafe, hijyen çok önemli konular ve bunlara muhakkak dikkat edilmesi gerekiyor. Ama özellikle bazı ülkeler koruyucu hekimliği daha önceden hayatlarında düstur edilmiş, yemesinde, içmesinde işte virüs var, bitkileri bulunduran hayatlarında yaşam tarzı olarak bağışıklığa önem veren ülkeler bu işi daha iyi atlatıyor. Ve ülkemizde de çevremizde bakıyoruz hakikaten diyelim işte bazı bitkiler var. Birazdan belki detaylarına gireriz. Hani antiviral bitkiler bunlar ya da mutfağında daha çok baharat tüketenler, bağışıklığına dikkat edenler, uykusunu iyi alanlar, hayatında egzersiz olanlar ya da düzenli doktor kontrolünde olanlar, koruyucu hekimlik çalışmalarına değer verenler teğet geçiyor virüsten. Bunları hayatlarında görüyoruz. Tabii ki ortamda şimdi bir viral hastalık var, bir enfeksiyon, çok önemli bir hastalık var ve meydana gelmişse bunların tedavi yolunda bir şeyler yapmak gerekiyor. Ama biz hep yıllardır dünyada da zaten artık sağlık yaklaşımı bu şekilde. Preventive medicine, koruyucu hekimlik. Yani hastalanmadan bir hastalığın tedbirini alarak o hastalıktan korunmanın yollarını öğrenmek. Yani dünyada değişik değişik hastalıklara karşı pek çok yöntem çıkıyor, ilaç çıkıyor ama görülüyor ki en iyi korunma yolları koruyucu hekimlik yollarını öğrenmek. Diyelim işte şehrimizde önemli bir problem. Yani virüsün haricinde de örnek vermek için söylüyorum. Obezite. Obezite konusunda mesela Konya Türkiye'de ilk üçte hep Antep'le Adana'yla yarışıyor. Yapmayın hocam. Tüm dünyada da böyle değişik ülkelerin en büyük sorunlarından biri biliyorsunuz şekerden tansiyonu böbrek hastalığına kadar çok önemli hastalıklara sebep oluyor. Ama pek çok ilaç çıksa da yöntem çıksa da insanlara en yarar getirenin obeziteye karşı bilinçlendirme çalışmaları, koruyucu önceden tedbiri alarak bunun korunma yollarını öğrenmek. Çünkü bir hastalıktan kurtulmanın en güzel yolu ondan korunmanın yollarını öğrenmek. Biz de önceden de bu çalışmalar içerisindeydik. Bu dönemde daha da arttı. Çünkü biz zaten bu işin içerisinde olunca insanlar soruyor. Hocam ben işte ne yapayım da virüsle karşılaşmayayım? Gelse bile nasıl daha kolay atlatırım? İşte arkadaşım da iş yerimde çalışan da oldu. Ben ne yapabilirim? Ailemde oldu. Ben ne yapabilirim? Çünkü önceden televizyondan duyuyorduk. Sanki uzakta bize hiç gelmeyecekmiş gibi. Ama son Gerçekten. zamanlarda insanlar İşte açıyorsunuz Facebook'u, tanıdığınız insanların ne yazık ki vefatını, irtihalini yaşadık da kendi yakınlarımızdan pek çok kayıplarımız oldu. Rabbim hem tüm geçmişlerimizle birlikte sevdiklerimizle cennette bir araya gelmeyi lütfetsin. Pek çok değerli insan ne yazık ki bu rahatsızlığa bağlı olarak son nefeslerini vermiş oldular. O yüzden artık bunu çevremizde görünce herkes de bu kaygı, endişe yaşanır oldu Fatma Hanım. Bağışıklığımı nasıl artırabilirim? Ne yapsam daha iyi olabilirim? Hep bunun derdinde insanlar. Biz de daha önceden zaten bağışıklığı artırmaya yönelik işte ozon oksijen tedavilerinden hacamat tedavisine, bitkilerle tedaviden tutun değişik koruyucu kokteyllere kadar bağışıklığımızı artırmaya yönelik işlemler yaptığımız için bu yönde çok talepler geldi bu dönemde. Biz de hem hastalanıp da nasıl tedavi olurum ya da entübe olmadan bu hastalığı nasıl atlatabiliriz o konuda çalışmalarımız oldu hastalığı yaşayanlara ve ama daha çok gördüğüm kadarıyla insanlarda bu algının olması çok değerli tabii ki. Hocam ben nasıl daha iyi olabilirim? Şimdi yeni yıla başladık Fatma Hanım aynı durumları yaşıyoruz. O da çok güzel bir şey. İnsanlar hocam işte şu obeziteden nasıl kurtulabilirim? Sigarayı nasıl bırakabilirim? Ben hayatıma hangi egzersizi ekleyeyim? Ya da ben artık spora başlayacağım. Bana bir yol haritası çizer misiniz gibi talepler geliyor. Bu ülkemizde sağlık farkındalığının oluşması açısından çok önemli. Hakikaten fiziksel olarak, zihinsel olarak, ruhsal olarak nasıl daha iyi olabiliriz? Herkes artık bunu endişesini ve ne yapabilirim cevaplarını arıyor. Bu da çok güzel bir şey. Hocam sizin çok önerdiğiniz bir yeni yıl temizliği var.
Bu yeni yıl temizliğine siz zihin temizliğini de kalp temizliğini de ekliyorsunuz. Ve siz aslında bir doktor olarak hastalıklarla değil bizzat hastayla ilgilenen bir doktorsunuz. Ben sizin ekibinizi de yakından tanıyorum. Sizin ekibinizde muhakkak bir psikolog olur, bir diyetisyen olur. Ve siz hastalarınıza bütüncül olarak yaklaşır. Her şeyden önce zaten güler yüzünüzle tedavi edersiniz. Şimdi Estağfurullah. sizin özellikle yeni yıl planımız ne olmalı? Yeni yılda kendimize için neler yapmalıyız? Kısaca bize bir yol haritası çizebilir misiniz? Tabii ki Fatma Hanım, sağlık sadece dışarıdan kaportanın iyi görünmesi, güzel görünmesi demek değildir. Sağlık biliyorsunuz hem fiziksel olarak, hem zihinsel olarak, hem ruhsal olarak, toplumsal olarak kişinin kendisini iyi hissetme hali, böyle tanımlıyoruz. O yüzden tüm alanlarda kişinin kendisini iyilik getirecek hareketlerde bulunmak istiyoruz. Kronik hastalığı varsa elbette bunlar takip edilecek. Diyelim bir şekeri var, kalp damar hastalığı var, takip edilen ailesel genetik hastalıklar var. Ya da geçirmiş Allah korusun değişik önemli hastalıklar. Ama biliyoruz ki Allah-u Teala hiçbir şeyi şifasız yaratmamış hiçbir hastalığı. Bunlar için ne yapabiliriz? Kişiye özel planlar tamamlandığı zaman, bir yaşam tarzı sunulduğu zaman bu hastalıklardan korunmak veya kurtulmak meydana gelmişse de daha mümkün hale geliyor. O yüzden biz geldiği zaman kişi öncelikle bir dinliyoruz. Ailesel hastalıkları nelerdir? Bu zamana kadar ne yaşamış? Bunlarla ilgili bir gözden geçiriyoruz. Herkesin değişik değişik sınavları olabiliyor dünyada. Yani Evet. işiyle ilgili, ailesiyle ilgili, çevresiyle ilgili değişik sıkıntılar yaşayabiliyor. Ve bu da bazen o psikolojik yaşanan durumlar vücudunda değişik organlara vurabiliyor. Hani biliriz işte stres en çok mideye vurur değil mi? Cilde Evet. vurur. Sadece görünenle uğraşmıyoruz biz. Sadece sivrisinekleri yakalamak değildir bir doktorun görevi. Ona sebep olan durumları, o bataklığı ortadan kaldırmak. Şimdi şurada duvarda bir nem var düşünün. Devamlı biz orayı boyayıp duruyoruz. Şikayetleri ne yazık ki modern tıbbın bir tarafı, yaklaşımı, şu anda verilen eğitimler o şekildeydi. Ama bütüncül yaklaştığınız zaman insanın ruhuna da dokunduğunuz zaman muhakkak iyileşme süreci daha hızlı oluyor. Sadece işte görünen bir diz ağrısıyla geldiği zaman bakıyorsunuz altından bir safra kesesi rahatsızlığı çıkabiliyor. Bakıyorsunuz altından mide bağırsak problemi ya da yediği bir şeyin etkilemesi, ödeme sebep olması, kireçlenmeyi artırması çıkabiliyor. O yüzden mümkün oldukça bütüncül yaklaşıp kökenine inmeye çalışıyoruz. Bir hastalığın tedavisi sadece görüneni ortadan kaldırmak değildir. Ona sebep olan durumları temizlemek ve kişinin hem fiziksel hem zihinsel hem de ruhsal olarak iyi hale getirme çalışmalarıdır. Ruhsal iyiliği çok önemsiyoruz çünkü günümüzde insanların stres kaynakları ne yazık ki çok arttı. Yani tamam en güzel şeyleri yiyip içebilir, en güzel arabalara binebilir, en güzel mekanlarda yaşayabilir ama insanlar mutsuzlar. Gene sağlıklı değiller ve bu hem psikolojik olarak sonrasında da işte özellikle nörolojik hastalıklar, romatizmal hastalıklar, alerjik problemler, bağışıklık hepsini etkiliyor. Bunlar bir bütün. Çünkü stresli insanların bağışıklığı daha zayıf oluyor. Biliyorsunuz, özellikle bu korona pandemi döneminde bunun hep üzerinde duruldu. Evet. Bağışıklığımızı artırmak için stres faktörlerini bir ortadan kaldıralım diye. O yüzden hani memleketimizin güzel bir deyimi var. Bazen hani Konya'da hep denir ya goy ver gitsin. Bir salı Evet. vermek lazım. Olaylara yaklaşırken de esnek davranmamız lazım. Ben fizik tedavi uzmanıyım. Kaslarımızı nasıl ne kadar biz esnek tutabilirsek o gerginlikten kurtarabilirsek bizim hastalıklara direncimiz artacaktır. Hani biliyorsunuz binalarda bile depreme dayanıklılığı esnekliğiyle ölçülür. Japonya'da mesela 9 şiddetinde deprem oluyor ama can kaybı olmuyor. Neden? Çünkü binaları esnek şekilde yapıyorlar. Bizim kaslarımız da, vücudumuz da, omurgamız da esnek olursa mesela boyun bel fıtığına karşı daha dirençli oluyor. Menisküs yaralanmaları az meydana geliyor. Ben hep şunu öneriyorum. Fiziksel olarak ve zihinsel olarak bizim esnek olmamız lazım. Olaylara yaklaşırken de hep bir taraftan illa benim dediğim olacak. İlla şöyle baktığınız zaman ama bunun işte bir başka bakış açısıyla da değerlendirdiğimizde bir ışık yandığını görüyoruz. Biz o yüzden bir ekip halinde hastamızın daha iyi olması için işte psikoloğumuzla, diyetisyenimizle, fizyoterapistlerimizle
Yaşam koşullarımızla, beden eğitimi antrenörlerimizle kişinin işte geldiği zaman ağrısı varsa ağrısını dindiriyoruz. Zaten insanların istekleri bitmiyor. Ağrısı dindikten sonra hocam diyor işte ya siz kilodan bahsetmiştiniz. Gerçekten ben biraz da kilo versem ne yapabilirim diyor. Çünkü dize binen yük, bele binen yük ne kadar az olursa daha sağlıklı olacak. Kiloyu veriyoruz, ondan sonra diyor ki Fatma Hanım ya hocam şuramda birazcık çizgi mi var, bir kırışıklık mı var? Bunun için ne yapabiliriz? Bana önereceğiniz bir şey var mı gibi. Veya işime nasıl daha iyi odaklanabilirim? Bakıyorsunuz ama hakikaten fark ediyor. Hani emojilerde böyle bir depresif bir de gülen yüz ifadesi vardır. İlk geldiğiyle bakıyorum birkaç hafta sonra diyelim bir tek bazen bir psikolog görüşmesinden sonra veya bir hacamat uygulamasından sonra bile kişinin o yüzündeki ifade gülen surat haline gelebiliyor. Çünkü hastalıklar bazen içimizdeki o birikim bizi depresif bir yüz haliyle toplumda yer almamıza sebep oluyor. Hocam, yıllar önce bir şey söylemiştiniz ve hiç unutmuyorum. Sürekli geriye dönüp bakarsanız belli bir süre sonra boyun fıtığı olabilirsiniz demiştiniz. Yani çünkü Evet, o evet. hani insanın geçmişteki yükleri atamaması bile birçok rahatsızlığa, yani bizim psikolojik sandığımız birçok şey aslında birçok fiziksel hastalığa da sebep oluyor. Şimdi hemen buradan senin hiçbir şeyin yok hastalığına geçmek istiyorum. Fibromiyaljiye. Şimdi Evet. öncelikle biz özellikle bu fibromiyalji neden kadınları buluyor onu da bilmiyorum. Sanırım biraz daha hassas olduğumuz için mi nedir? Doğru. Fibromiyaljiden ne zaman şüphe edelim? Ne tür durumlarda bizde fibromiyalji olabilir deyip hemen Doktor Portakal'ın kapısını çalalım? Şimdi fibromiyalji günümüzde hakikaten arttı. Sizin de dediğiniz gibi hanımefendileri daha çok rahatsız ediyor. Oranlara bakıldığında ortalama çalışmalarda 7'ye 10'a 1 yani diyelim 10 kadında görünüyorsa bir erkekte böyle bir analiz var çalışmalarda. Ama özellikle romatizmal rahatsızlıklardan en çok artan o yüzden biz üzerinde duruyoruz ve bölgemizde de fazla, ülkemizde dünyada da gün geçtikçe artıyor. Şimdi çok önemli belirtileri var. İnsanlar duydukları zaman hakikaten bende olabilir mi diyor. Neden? Sabah yorgun uyanıyorsanız romatizmaya bağlı olabiliyor fibromiyaljiye. En önemli belirtilerinden birincisi sabahları yorgun uyanmak. İkincisi uyku bozukluğu. Ya uykuya dalmakta zorlanıyorsunuz Fatma Hanım veyahut uyunsa bile sık sık uyanabiliyor insan ve vücudunda gezen ağrılar olabiliyor. Bu üç önemli belirtinin yanında işte geceleri dişlerini sıkmak, diş gıcırdatmak, aldığı nefesin sanki kendisine yetmiyormuş gibi bir nefes açlığı, nefes darlığı olabiliyor. Baş ağrısı, migren veya gerilim tipi baş ağrısı, huzursuz bağırsak çok yaşanıyor. Hani kabızlık, şişkinlik, gaz şikayetleri, özellikle bazı yemekleri yedikten sonra bir rehavet çökmesi, şişkinlik olması, safra kesesi sanki çalışmıyormuş gibi bir hazımsızlık olabiliyor. Huzursuz bacak olabiliyor. Gece yatağa girdiği zaman mesela işte ağrılardan uyuyamıyor veya yürürken kısa mesafelerde dinlenme ihtiyacı hissedebiliyor. Her şeyden etkileniyor, ısıdan, ışıktan bile. Romatizmal bir hastalık ama tahliller hep normal çıkıyor. Görüntüleme yöntemleri normal çıkıyor. Ve o yüzden bazen tanı konmakta gecikmeler olabiliyor Yani Fatma Hanım. bunların tamamı mı oluyor bir insanda? Bunlardan illa hepsinin olmasına gerek yok ve Ama bir vücutta bazı... tanesi bile insanın hayatını zindan etmeye yetiyor zaten. Tabii ki sabah Bu bir mesela ihtimal yorgun... ya. Düşünün Aynen sonucu. Fatma Hanım. Şöyle düşün mesela bize gelenler en çok şundan muzdarip. Hocam ben sabah kalktığımda eşime güzel bir kahvaltı hazırlamak istiyorum. Çocuklarıma işte hazırlıklarına daha erken kalkıp yetmek istiyorum. Ama yapamıyorum. Ondan sonra işte yetişemiyorum. Sabah toplayamıyorum. Alarm çalıyor. Ben hep öteliyorum onu. Ya da böyle hep ağrılarla yaşadığım için doktora gidiyorum ama bir tahlillerim normal çıkıyor. Ondan sonra doktor bana bir antidepresan yazıyor. Ben halbuki ben biliyorum ağrıyı yaşayan benim. Ondan sonra etraftan bana seninki psikolojik, senin bir şeyin yok demeye başlıyorlar gibi Yakınlarına bir da mantıklı yaklaşım. geliyor insanlar değil mi hocam? Evet, yani kendisini anlatamaması, kişinin kendisini anlaşılmamış olarak hissetmesi çok zor bir durum Fatma Hanım haliyle. Bir de çevresindeki kişiler gerçekten o empatiyi yapamıyorsa, yani hastalığa inanmıyorsa, bu romatizmal bir hastalık ama sanki psikolojik bir problem varmış gibi veyahut da işte naz yapıyormuş gibi bakmaları insanı rahatsız ediyor. O yüzden hem ruhsal olarak da etkileniyor, tabii duygusal olarak da. Zaten öncelikle duygusal, ince düşünceli, zeki, mükemmeliyetçi kadınları daha çok tutuyor bu rahatsızlık. Günümüz insanlarında da işte her şeye yetişmeye çalışan hanımefendiler, yani
Özellikle çalışan kadınları düşün, işinde iyi olmak istiyor, çocuğuna, eşine yetmek istiyor. Hangisine yetecek? Bakıyorsunuz ondan sonra bunlar birikimler boyunda, sırtta ağrılara sebep oluyor. O yüzden diyorum ben, yani geriye dönüp çok bakmayın. Yeni bir sayfa açmak lazım. Siz de tam şimdi yeni yıla başlamışken bu soru çok iyi oldu aslında. Hakikaten sil baştan. Yeni bir sayfa açıp şöyle bu beyaz sayfaları güzelliklerle doldurmak adına. Çünkü hep geçmişe dönüp bakarsak, şu şöyle olduydu, bu böyle olduydu, bunları biriktirirsek nasıl insanın göbeğinde fiziksel bir obezite meydana gelirse Fatma Hanım, aslında bilinçaltının da obezitesi var. O yüzden ben yeni yıla başlarken bir ruhsal detokstan, zihin detoksundan bahsediyorum. Nasıl hani yeni yıl temizliği yapıyorsak, şimdi önümüz bahar, bahar temizliği yapıyorsak lütfen bir de içimizi, ruhsal detoksumuzu, bilinçaltımızı temizlemeyi. Çünkü biz güzelliklere odaklanırsak, iyiliklere odaklanırsak etrafa yayacağımız enerji de ona göre olacaktır. Nasıl bir su birikimine, bir denize, okyanusa bir tane düştüğü zaman o yayılan dalgalar gibi biz iyi bir hareketi başlatmış olursak o yayılan da etrafa vereceğimiz enerji de ona göre güzel olacaktır. O yüzden hem kendimiz, bakış açımız, işte esneklik olsun, olaylara yaklaşımımız olsun, nasıl daha iyi olabilir? Gerektiğinde biz bunları hastalarımızla muhakkak konuşuyoruz. Psikolog arkadaşlarımız muhakkak hayata bakış açılarını değiştirmeleri. Çünkü bazen fark edemiyoruz. Hepimizde olabiliyor bu. Yani koşturmaca içerisinde bir olaya bir başka bakış açısından yaklaştığımız zaman çok daha kolay olduğunu, olayları daha fazla bir şekilde bizim üstesinden gelebileceğimizi, kolay çözüleceğini fark ediyoruz. Bu işimizde olabilir, çocuğumuzla yaşanan bir şey olur, insanın kayınvalidesiyle yaşanan bir şey olur veya eşiyle, her hani sık karşılaştığımız için ben bu örnekleri veriyorum. Ama bunlar yaşanabilen şeyler ama çözümsüz değil. O yüzden zamanında doğru adımlar atılırsa, kişilerin sağlıklarını planlamada da bu olayların çözümünde de multidisipliner yaklaşım, yani ekip yaklaşımı. Artık insanların tabii ki fiziksel, zihinsel, ruhsal olmaya, daha iyi olmaya çok ihtiyacı var gerçekten. Çünkü etrafımızda stres kaynakları artıyor. Bu her Evet. zaman böyleydi ama özellikle günümüzde artıyor. Bu pandemi döneminde daha da arttı. Hani fiziksel olarak bel boyun ağrılarının arttığı gibi evde, aynı ortamda, aile içinde tartışmalar veyahut da kişilerin işleri yüzünden çekmiş olduğu durumlar veyahut da işte vitamin, mineral ya da korona geçirdikten sonra beyin sisi dediğimiz unutkanlık ya da depresif durumlar, panik atak, anksiyete, endişe, kaygı, çok sık karşılaştığımız durumlar olduğu için biz de geldikleri zaman hem egzersizlerini planlayıp hem işte diyelim bir zencefil gibi hem stres savar bir bitki çayı, hem virüslere karşı bağışıklığı artıran bir bitki çayıyla, yani zencefilden zeytin yaprağına, limondan tutun işte biberiye, sarı kantarona, çarkıfeleğe kadar o kadar güzel bitkilerimiz var ki Allahu Teala hiçbir şeyi boşa yaratmamış. Biz de kişiye bir yaşam tarzı sunuyoruz. Bir egzersiz planlaması, hayatına ekleyeceği bir bitki, bir bakış açısı, okuyacağı bir kitap. Diyelim hakikaten çok değerli kaynaklarımız var. Hayatımıza işte günlük okuyacağımız bir Mesnevi'den bir bölümler eklense. Yani bunları çok çok tabii uzun reçeteler verebiliriz biz yeni yıla başlarken, siz fiziksel, zihinsel, ruhsal detokstan bahsedince, ama hepsi bir bütün aslında ve bunları kişiye göre planlamak gerekiyor. Hocam, o zaman şöyle söyleyelim mi? Şimdi ben öncelikle bir adres de vereyim. Konya'nın en ünlü ve en sevilen fizik tedavi ve rehabilitasyon Estağfurullah. doktoru Mehmet Portakal aynı zamanda Büyükşehir Hastanesi'nde de görev yapıyor. Kendisi için oradan da randevu alabilirsiniz. Hocam, biz yeni yıl planımızı yaparken o zaman size geleceğiz. Siz bize diyeceksiniz ki bizim psikoloğumuz var, diyetisyenimiz var. Aynı zamanda bizi spora da yönlendirebileceksiniz. Bir de kendimizi iyi hissetmemiz için böyle güzel dokunuşlar da yapabilecek yani. Yeni bir sayfa açmak isteyen insanın ajandasında bulunması gereken her şey aslında Doktor Portakal Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde var. Estağfurullah. Bekleriz çaya, sohbete, oturmaya. Yani yolumuza nasıl daha iyi devam edebiliriz? Hakikaten toplum olarak bizim nasıl yarınımızı bugünden daha iyi edelim? Her günümüz bir öncekinden nasıl daha güzel olsun? Çünkü biliyoruz ki hakikaten insanın hayatındaki küçücük değişiklikler Fatma Hanım çok artılar getirebiliyor. O yüzden her insan kendi sağlığının da hastalığının da baş yazarı gerçekten. Alışkanlıklarımızı düzenlemek, yaşam tarzımızı ona göre modifiye etmek çok değerli.
biz de özellikle inancımızın da gereği yaşam kalitemizi nasıl artırabiliriz? Bu beden bize emanet. O yüzden bilgilerimizi paylaşmayı seviyoruz. Burası Meram Yeniyol'daki kliniğimizin en üst katı. Hem diyetisyenlerimiz sağlıklı ikramlarda bulunuyor. İşte geldiği zaman misafirlerimizi burada kabul ediyoruz. Bizi dinleyen Orada çok arkadaşlarımızın... sağlıklı yemekler olur, ben biliyorum. Bekleriz. Burada misafir edip oturup konuşuruz. Yani ve bundan sonrası nasıl daha sağlıklı bir şekilde hayata devam edebiliriz? Bazen biliyorsunuz sağlıklı yaşam sohbetleri yapıyoruz. Pandemi sebebiyle bir dönem yapamasak da inşallah bahardan sonra yine hem sağlık sohbetlerimizle hem batırık gecelerimiz gibi böyle yöresel bazen programlarımız oluyor. Devam etmek istiyoruz. İlla bir hizmet almaya gerek yok. Sohbet için lütfen çaya sohbete. Çünkü toplumu bizim birlikte güzelleştirmemiz lazım. Bilgilerimizi paylaşmamız ve geleceği el ele vermek lazım. Hani Hazreti Mevlana'nın hikayelerinde geçer. Yan yana yürüdüğü zaman insanlara hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak iyi geliyor. Bu pandemi döneminde bizim birbirimize daha fazla omuz vermemiz gerektiği, sadece bir kişinin kendisine dikkat etmesiyle değil, hem herkesin hem kendi sağlığı için hem de başkalarının sağlığı için birlikte hareket etme gereğini bir kez daha gördük. O yüzden biz nasıl daha iyi oluruz? Bunları birlikte istişare ederek, iyi niyetle, geleceğe birlikte güzel bakarak inşallah yine Hazretin Mevlana'yı ben sık sık anmak istiyorum. Çok seviyorum gerçekten günümüz insanının değişik sıkıntılarına cevap verecek reçeteleri ta o zamandan sunmuşlar. Biliyoruz ki onun eserlerinde hani sık sık geçer ya, her kışın arkasından bir bahar gelir, her gecenin arkasından da bir sabah gelir. İnşallah biz bu sabahı aydınlığı birlikte yakalayalım, birlikte yaşayalım. İnşallah hocam. Şimdi sizinle, siz aslında birçok mecrada insanların sağlığı için çok değerli bilgiler veriyorsunuz. Ama ben bunun yanında insanların sizi biraz daha yakından tanıması için bu programa birazcık minik de kişisel sorular sorarak devam etmek istiyorum. Çok da vaktim kalmadı. Eğer Nasıl müsaade uygun ederseniz görürseniz. size birkaç Estağfurullah. soru sormak istiyorum. Tabii nasıl uygun görürseniz. Odanızın duvarına bir söz asacak olsanız bu söz ne olurdu hocam? Bir cümle. Ölüm en güzel nasihattir. Peki hocam, hayatınız kristal bir vazo olsa onu kime teslim edebilirdiniz? Anneme. Bu arada ben bütün izleyenlerimizden Doktor Bey'in annesi Elife anne için bir Fatiha rica ediyorum. Tam bir yıl önce bugün dün rahmeti Rahman'a kavuşmuştu değil mi hocam? 15 Ocak'ta. Evet. Allah rahmet eylesin. İnşallah Livaülhamd sancağı altında sizi cem eylesin. Peygamberimize komşu olsun. Onu da analım. Amin. Ve Amin. izleyicilerimizden de birer Fatiha istemiş olalım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu hayattaki en büyük kazancınız nedir sizce hocam? Danışanlarımızın duası çok önemsiyorum ben. Allah razı olsun. Hep böyle işte mesela bir sürü hatim inenler, dualar, yasinler gönderenler oldu. Ve her zaman böyle bakıyorum. Hakikaten hocam hamdolsun namazıma secdeye varamıyordum. Secdeye varır oldum. Ne güzel. İşte birlikte bir yürüyemez oldum. Şimdi torunumu kucağıma alabiliyorum. Birlikte yürüyebiliyoruz. Onların o yüzündeki güzel ifade, Allah'ı hatırlatan halleri, dualar benim için en önemli birikim. Tabii ki bizim için Allahu Teala hepimize güzel sonlar, hüsnü hatimeler nasip etsin. Amin. Ve ne diyelim, hani insanın amel defterinin açık olmasına sebep olan, elhamdülillah şükürler olsun, üç çocuk verdi, iki kızım bir oğlum var. Bunlar değerli, hastalarımızın duaları, çocuklarım Allah korkusu olan ve inşallah o yolda yürümeye çalışan çocuklar. Şükrediyorum, teşekkür ediyorum hem danışanlarımıza hem sizlere bu mesleğimizin hani bilgilerini paylaşmak. Bu da hani aynı gülümsemek Değerli gibi bilgilerinizi bilgi paylaştınız. paylaşmak da bizim için gerekli bir şey. Siz de bu ortamı sağladığınız için müteşekkirim. Biz müteşekkiriz hocam. Son 2 dakikam kaldı. Son 2 dakikada şunu öğrenmek istiyorum sizden. Şimdi Doktor Mehmet Portakal, çocuk Mehmet Portakal'ın elini tutsa
ona çocukluğuna bir dönse, ona nasıl bir nasihat vermek isterdi? Evet, hakikaten o zaman şöyle diyeyim, çok derin bir soru oldu Fatma Hanım, teşekkür ederim. Ama ben de Peygamber Efendimizin bize önerdiğini önermek isterdim. Tabii ki o bizim için bir örnek zaten, en güzel örnek. Zamanın ve sağlığın değerini bilme konusunda, çünkü insan özellikle sevdiklerini kaybettikten sonra biraz daha zaman ayırsaydım, şunu şöyle yapsaydım diyebiliyor. Tabii ki bizim inancımız gereği keşke dememek lazım. O yüzden her nefesimizin kıymetini bilmek ve ona göre hareket etmek lazım. Ama özellikle zamanı iyi kullanmak ve sağlığına dikkat etmek konusunda özellikle ben de bu iki öneriyi muhakkak paylaşırdım. Son olarak son bir dakikam kaldı. Yeni yılda koronasız günler hepimiz için, bu hepimizin dileği. Aynı zamanda hayırlı işler, hayırlı eşler hepimizin dileği. Allah bekarlarımıza hayırlı eşler nasip etsin. Kimseyi yalnız Amin. bırakmasın, değil mi hocam? Amin. O çok önemli hakikaten. Yani işte herkesin sınavları farklı farklı oluyor. Bazen iyi niyetle bir yola çıkıyorsun. Evlilikler de yürüyemeyebiliyor. Bazen o da bir insanın sınavı oluyor. Veya bir ortaklığa başlıyorsun iyi niyetle. Ama Evet. ortaklık yürüyemiyor. Yıllardır birlikte olan insanlar ayrılabiliyor. O yüzden hepimizi inşallah yeni yılda da her yönden doğru düzgün insanlarla karşılaştırsın, hayallerimize İnşallah. ulaştırsın. Ben de izleyenlerimize duyuruyorum şu anda. Ben Mehmet Bey benim abim gibi sevdiğim bir insandır. Ben de Çok teşekkür ederim. gelin adaylarımız için bir görümce adayı olarak şimdiden Mehmet Estağfurullah. Bey İnşallah karşısına çıkacak hayırlı Bila insanlar olmasını diliyorum. Yeni yıl size Fatma hak Hanım. ettiğiniz mutluluğu nasip etsin hocam. Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz inşallah. Yani demin dediğim gibi herkesin değişik değişik sınavları oluyor. Bizim de öyle bir şey oldu. Rabbim her yönden hakikaten iki cihan saadetine vesile olacak Amin. İnşallah hocam. insanlarla beraber eylesin. Evet. Hayırlı uzun ömürler diliyorum size. Şeref Amin. verdiniz Amin. Çok. ekranlarımıza. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim paylaşma fırsatı verdiğiniz için. Çok değerli çalışmalara imza atıyorsunuz. İnşallah yeni yılda da ben daha da fazla insana ulaşarak bu bilgilerin çok daha da değerli çalışmalara imza atılacağını düşünüyorum, ümit ediyorum. Allah razı olsun sizden de bu bilgileri paylaştığınız ve 7/24 toplumu aydınlatma görevi ifa ettiğiniz için. Çok teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere. Yeni programlarda İnşallah. inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Hayırlı akşamlar.